Listen, Aylin. Hastaneden getirdiğinde hiç yüzüne bakmadım. Neden biliyor musun Ahmet? Sami'ydi. Sami. Severim diye korktum. Soyum değil dedim. Sakın Nasır dedim. Sakın. Sonra büyürken de bakmadım. Oğlumun yüzünün gülmesini değil. O olmazsa belki kendine layık bir kızla evlenir dedim. Ona acıdığı için Hazar hayatını kararttı dedim. Ona acımadım. Sonra büyüdü. Gene bakmadım yüzüne. Ölsün istedim. Soyumu bozar ölsün dedim. Neyin bedelini ödettin bu kıza Ahmet? Ama bak, öyle bir evlat yetiştirmişsin ki kendi evladını yüreğine vicdan koymuş. Merhamet koymuş. Bu dediklerini yaptıysan eğer bu kız her şeye rağmen sevmiş mi nasıl? Kendinden vazgeçmiş. Anasını, babasını, hatta seni bile düşünüyor baksana. Anasına babasına hayırlı bir evlat olmuş. Ahmet. Ben onca yıl ona ettiklerimin vebaliyle nasıl yaşarım Yusuf? Dün belki erkendi bunları fark etmelisin. Bugüne kısmetmiş. Hak ettiklerini bugün yaşat ona. Yarına bırakma. Abi de ablam bana çiçek yaptı. Çok güzel. Hem benim onunla. Oh, mis gibi de kokuyor. Ellerine sağlık ablanın. Dede siz de ister misiniz getireyim? Gel ablacığım. Ona što je bilo, što bi sam pušen. Ama ona hata ettiysem, ben abisi olarak hata ettim. Hep uzak tutturma kendini. Sen niye böyle yapıyorsun abim demedim. Öğrenecek. İyi de kötü de öğrenecek. Biz öğreteceğiz onu. Biz de yeni öğreniyoruz. Sen baba olmaya. Ben evlat olmaya öğreniyorum. Ne öğrenecek? Suçlamadan dinleyip anlamayı. Seninle birlikte öğreneceğiz. Yarın öğrenecek. İnşallah. İnşallah. Bu ev artık sadece öyle uyuduğumuz yer olmayacak. Bu taş duvarları birlikte yuva yapacağız. Sen yatarken hep başımızda ol. Canımı acıtıyor. Keşke yan yana olsaydık diyor olabilir miyiz? Sen hala yatmadın mı kızım be? Yok Hüsamca. Uyku tutmadı.
beraber çıkmıştım. Hey. Kim kurdu Allah aşkına bunu, ha? Kim soldurdu bu gülü? Solmadı. Öldü Yusuf amca. Nereden biliyorsun? Kökü sağlamdır belki. O kök toprağı bulup bir de konca vermeye başladı mı bir kere, artık bir daha kolay kolay salıvermez kendini. Tıpkı Sevda gibi. Eğer kökü sağlamsa kaplar yüreği.